Değerli Köy TV izleyicileri, yeni bir sektör haberle karşınızdayız. Öncelikle hepinize hayırlı günler diliyoruz. Bugünlerdeyiz. Bugün Çanakkale Geyikli'deyiz. Yine cennet yurdumuzun cennet köşesindeyiz. Bugünkü programda biraz zeytini ve zeytinyağı sektörünü konuşacağız. Zeytinciyi konuşacağız. Tabi zeytinde özellikle makine noktasında zeytin hasat makinelerini konuşacağız. Misafirlerim var. Güzel bir söyleşi olacak. Hem sektöre farklı bir gözle bakacağız. Mevcut sektördeki durumu konuşacağız. Tabi bu zamanlar artık hasatlar başladı. Üreticilerimiz yaptıkları zeytinleri hasata başladılar. Fiyatları nasıl, biraz onları konuşacağız. Genelde zeytin üzerine güzel bir söyleşi olacak. Misafirlerim var. Yanımda Geyikli Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Sayın Tayfur Can Bey var. Başkanım, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ersan Köprülü Bey var, Köprülü Makine'den. Yine Fenerli Tarım'dan bayimiz var. Siz de hoş geldiniz. Başkanım, öncelikle ev sahibi sizsiniz. Sizle başlayalım. Tabii şu anda anonsa da söyledik. Zeytinde artık hasat başladı. Devam ediyor ülkenin birçok noktasında. Bölgeyi bir konuşalım öncelikle. Geyikli'de durum nedir? Sizin kooperatif olarak faaliyetleriniz, zeytin ve zeytinyağı ile ilgili neler söylersiniz? Ben Geyikli Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Tayfur Can. Bizim Geyikli'miz kooperatif, 7 senelik bir kooperatif. Daha yeni sayılırız. Çok bir icraatımız var mı? Yok. Coğrafi şartta koşturuyoruz. İlk ayağına yaptık sayılır. Askıya çıktı coğrafi şart başvurumuz. Bir 3 aylık süreci var. 3 aylık süreçten sonra Tarım Bakanlığı'na gidiyor ve orada okeylendikten sonra da bize sertifikamızı veriyorlar. Tabi burada Geyikli'nin önemi kaliteli yağ üretimi. Zeytin bölgesi olarak da Kuzey Ege ve Kaz Dağı'ndan almış olduğu havadan dolayı çok kaliteli bir yağ elde ediliyor. Biz de bunu değerlendirirken dedik ki Geyikli'nin kaliteli yağını tescilleyelim ve bütün dünyaya da Geyikli'nin ismini duyuralım dedik. Tabii ki bu meyanda ilk nereden başladık? İzmir'deki Olitek Tarım Fuarı'na katıldık. İki sezon bu sene bu pandemi davasından katılamadık. Daha doğrusu fuar olmadı. Ben diyorum ki hele hele şu geçtiğimiz ayın 26'sında Zeytinciler Günü, herkese kutlu olsun, kutlu hayırlı olsun. Evet. Canı gölden sevenlerin hepsine saygı ve sevgiyle karşılıyorum zeytini. Zeytin sevgisi çok farklı bir şeydir. Biz doğduğumuzdan beri bunun içinde olduğumuzdan dolayı bizim büyüklerimiz zamanında şöyle öğretti. Tarlanın içinde hasat döneminde yerde bir tane zeytin görürsen şunu al şuradan. Belki ondadır bereket diye bir tane zeytini dahi bastırmazlardı. Onun için zeytin çok bereketli bir üründür. Ben diyorum ki daha yeni yolun başındayız. Çok yakında kooperatif olaraktan marka tescilimizi, yani kooperatif marka tescilinden piyasaya da yağımızı sürmeye çalışacağız. Bu çok önemli başkanım. Çünkü üreticilerin en büyük problemi sadece zeytinde değil, birçok üründe kendi ürettiklerini 1 liraya üretiyorlar. 15 liraya markette oluyor. Hem onlar da para kazanamıyor. Aslında kooperatifleşme burada çok önemli. Hem üreticiden biraz daha iyi rakam almak ve üretici adına pazarlamak. Şimdi başımdan şöyle bir şey geçti. Yani ben size söyleyeyim. Bizim bölgenin en büyük tüccarlarından Antgıda diye, Rasim Aktürk diye bir arkadaş. Ben kendisiyle çalışırım. Biz bu kooperatif kurarken bir gün kendisini ziyarete gittiydim. Ne yapıyorsun falan. İyiyim dedim. Sen nasılsın? İyiyim falan. Ne yapıyorsun? Dedim ya Rasim, kooperatif kurmaya çabalıyoruz. Bakalım başarılı olacak. Allah dedi, yandık dedi. Neden Rasim dedim. Eğer dedi biz kooperatif kurarsanız dedi, bir başarılı olursanız dedi, biz sizin kapının önünde düğmeye çok bekleriz dedi, mal almak için dedi. Evet. Bu tüccar zihniyetinle söylenmiş kelime. Tabii ki biz onu başarabildik mi? Başaramadık. Niye başaramadık? Bu birlikteliği sağlayamıyoruz. Çünkü daha önceki yıllarda etraf köylerde kurulmuş olan kooperatifler yanlış yönetimden, şundan bundan hüsrana uğramıştır. Güvenini kaybetmiş. İnsanlar güvenmiyor. İnsanlar da diyor ki yani o gün o oldu da bugün bu olsa ne olacak? Ne gereği var gibisine. Ve artı kooperatif borçlarına da bana şey gelir, zimmet gelir gibisine korkuyor tabii insanlar. Onun için de ne istiyor? Diyor ki yap, bir şeyleri görelim, gelip kooperatife üye olalım. Ben bunu Ankara'da bakanlıkta da aynı şeyi söylemiştim. Dedim ki az önce ayaküstü sohbette de konuşuldu. Dedim ki arkadaş, biz bir zeytinyağı fabrikası kurmak istiyoruz. Fakat şu andaki değişen prosedürden dolayı bizim kurma şansımız yok oldu. Niye? Bir zeytinyağı fabrikasının binası, araziyi bahsetmiyorum. Binasıyla fabrikanın kurulu 3-4 trilyon lira bir para.
Bunu da bulma şansımız yok. Diyor ki bakanlık, diyor, kredi verdiriyoruz hem de çok düşük faizden. Tamam, biz de biliyoruz verdiğini ama gidiyorsun Ziraat Bankası'na, diyor ki sen ne istiyorsun? Farzı mesela 3 trilyon lira kredi istiyorsun. Tamam. En aşağı 11 kişi birbirine kefil olacak. Eyvallah. Başka 3 trilyona karşı 6 trilyonluk ipotek istiyorsun. Şimdi hiçbir vatandaş buna girmez. Girmez yani. Tabii. İpotek vermez. Çünkü daha önceden farklı sistemdi. Sonra değiştirildi. Ben de bakanlığa şunu dedim. Arkadaş, biz ne istiyoruz? Zeytinyağı fabrikası. Size bir araziyi gösterelim. Siz yapın. Siz binasıyla, makinesiyle yapın. Nedir bunun maliyeti? 3 trilyon. Kaç senede ödememiz gerekiyor? 10 senede. Yıllık ne kadar ödeyeceğiz? 300 milyar lira. Bir sene ödemedik, iki sene ödemedik, hiç ödemedik. Makine sizin zaten, bina da sizin. Bir başka yatırımcıya satabilirsiniz. Ama biz ödediğimiz zaman, bu borç bittiğinde bizden dersiniz ki evet borcunuz bitirdi. Tapusu Geyikli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi veriliyor bunun dersiniz. Olur biter dedik. Tabii ona da yanaşılmadı. Onun için biz de dedik ki bu işi beceremeyeceğiz bu şartlarda. Ne yapacağız? Biz arkadaşlarla beraber en son geçen hafta içerisinde bir toplandık. Dedik ki kendi bir markamızı oluşturalım. Logo çalışması yapılıyor şimdi. Ondan sonra nasıl olsa coğrafi şartı alacağız. Kooperatif markasıyla tüketicim kooperatifleri var İstanbul'da. Onlardan da temas halindeyiz. Onlara rafında bizim Geyikli Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin yağı artık kaçlık istiyorlar, o şekilde bulunacak. İşte şeyde var, Sarıyer'de var, Ankara'da görüşmelerimiz devam ediyor. Onlara yağlarımız bu şekilde, eğer ki üreticinin cebine 3 kuruş daha fazla koyabilirsek koyacağız. Neden derseniz, bu sene ilk olan Tarış'ın 26 lira, 3 dizem yağ 26 lira verdi. Sonradan baktı ki piyasada bir şeyler oluşuyor, bunu 28'e çıktı. Tüccar da dedi ki bu Tarış dedi çıldırdı. Neden böyle bir para veriyor? Tabii kocaman tüccarlar da buradan bu paraları almaktansa sağ olsun Afrin'den gelen yağla besleme yapılmaya başlandı. Kaç liraya? Şu anda dolar kaç lira bilemiyorum. Yani hesap makinesiniz varsa 8 lira. Bir teneke yağ yani 18 teneke yağ 35-40 dolara alıyor tüccar. Kaliteli yağ yani dizem yağı. E kaça geliyor? Aşağı yukarı kilosu 16-17 liraya geliyor. E senden gelip de buradan 26-27 lira alır mı? Almaz. Tüccar bunun şeyini alıyor. Oradan aldığı yağı ihraç etme kaydıyla alıyor. Ama fabrikalarının, büyük tüccarların fabrikalarına gidin bakın teneke mezarlığı gibi. Alıyor iç piyasaya sürüyor. Bu engellenmediği süre içerisinde. Artı hep aynı pilot, her zaman söylediğim bir kelime var. Fuarda da bunu söyledim. Tahsis kelimesini kaldırıp da sahte yağ koyabiliyorsak oraya ismi. Çünkü tahsis ya Arapçadan gelme bir kelime. Kimse de bilmiyor ne mana geldiğini. Tabii bilmiyor. Az önce bir kardeşimize sordum bilmiyorum dedi. Ya sahte desen herkes anlayacak bunu. Herkes anlayacak. Hadi bunu sahte yağ dedin anlaşıldı. Ben Tayvurcan sahte yağ satıyorum. Geldi tespit etti yetkili. Bana öyle 3 milyar, 5 milyar, 10 milyar cezan oldu mu ben bunu gene yaparım. Zaten ben 10 ton yağda o paranın katın katını çıkartıyorum. Beni caydırıcı bir daha benim söylediğimde en yakın akrabalarından dahi hiç kimsenin marka alamayacak şekilde ceza verirsen ve ciddi para cezası, caydırıcı bir para cezası verirsen bu sahte yağın önüne ancak o zaman geçersin ve o zaman da bu müstahsil para kazanmaya başlar. Ama burada da en önemlisi işte ceza yazacak mekanizmayı bulamıyoruz. Diyoruz ki arkadaşım birisi arıyor Eceabat. Eceabat pazarında 15 liraya yağ var. Paketlenmiş. Ya arkadaş olmaz. Tabiatın kanunu aykırı. Olmaz öyle bir şey. Tabiatın kanunu aykırı. Neden? Bugün toptan 20 lira alınan yağ pazarda paketlemiş 15 liraya verme gibi bir şansın var mı? Yok. Olmaz diyoruz. O zaman arıyoruz ilçe tarımı veyahut da il tarımdaki arkadaşı veyahut da zabıtayı. Bizim yetkimiz yok. O da yetkimiz yok. Peki yetkili olan kim? Yetkili çıkmıyor meydana. Bunların önüne geçemediğimiz süre içerisinde bu çiftçi hiçbir zaman için maliyetine getirdiği şu anda 20 liraya maliyet oldu ki fazlası var. Maliyet olan yağı eğer 15 liraya satıyorsa bu çiftçinin kalkması, kürtmesi mümkün değil. Ne yapmamız gerekiyor? İnsanların bir araya gelip kooperatifte el ele verip daha sık bir şekilde bugün Tayvurcan'dır kooperatif başkanı beğenilmiyordur. Evet biz açığız. Gelir arkadaşlar birileri yapar bu kooperatif daha ileri. Aynı şeyde Ödemiş Bademli Kooperatifi, Tresüt gibi, Bademler Kooperatifi gibi daha nicelere İzmir tarafında kooperatifler çok başarılıdır. Adamlar
Geçen sene gittiğimde baktım ki dağ köylerinde bir tane göç yok. Dedik ki niye acaba? Ya dedi niye olacak dedi. Bizim zeytinimiz para diyor. Hayvancılıktan diyor tresüte süt veriyoruz. Her yerde 2 lirayken biz 2,5 liraya süt satıyoruz. Neye gidecek? Çünkü diyor bizim çocuğumuz parayı kazanıyor. Hafta sonunda biniyor taksiye diyor. Bir bakıyorsun ki evin önünde son model traktör, son model araba. Hafta sonunda nereye gitmek istiyorsa oraya gidiyor. Eğleniyor. Bu adam köyden göç etmez para kazanırsa. Tabii canım. Siz para kazandırmadığınız süreçlerse istediğiniz kadar 30 tane inek verin, 30 tane koyun verin, 300 tane verin. İnsanlar para kazanmadığı süreç içerisinde köyden terk edecektir. Evet. Çünkü neden? Anneyi babayı görüyor. Para kazanmadan yaşamını görüyor. Rezil halde. Onun için bu şekilde önlem alınabilir mi? Alınır. Az önce dediğim gibi coğrafi şartta çok kararlıyız. Ben inanıyorum ki bizim bu bölgenin insanların cebine bir tık daha fazla para girecektir. Çünkü yağın kalitesi ispatlandığı zaman dıştan talep çoğalacaktır. Çünkü neden dersiniz? Eğer ki biz Türkiye'deki coğrafi şartı aldığımız günden itibaren Avrupa Birliği'ndeki coğrafi şartına başvuracağız. Onların hazırlıklarını da yapıyoruz. Onun için diyorum ki sabır. Evet. Peki tabii biz burada biraz bugün zeytinyağı ve zeytin sektörünü konuşacağız. Bir de makineyi de konuşalım istedik. Tabii Ersan Bey de yanımızda köprülü makineden. Şimdi burada zeytin hasadında işçilik maliyetleri yüksek, işçilik zor. Bu makinelerin size kattığı faydalar, sağladığı faydalar ve Ersan'la tanışmak hikayeniz. Şimdi köprülüyle. Biz Ersan Bey'le geçen sene bizde hasat şenliği yapılmıştı. Sizin yapımcı Hüseyin Bey sayesinde Geyikli'ye geldiler. O zaman tanıştık. Hatta bana bir makineyi Ersan Bey hasattan sonra bıraktı. Yani satabilirsek falan. Biz çok ilgilenmedik. Herhalde biraz da teknolojiye kapalı mıyız? Veyahut da makineyi çalışmadan görmekten almak mı istiyoruz? Çiftçinin aklı, gözü aklında. Görmesi lazım. Şimdi gördük makineyi. Ama en çok sevindim Ersan denen adam İzmirli ve yerli yapım makine. Demek ki bizim Türk insanları bir şeyler verdiğin zaman bunun en iyisini, en şeyini yapabiliyor. Mesela az önce kendisi dedi ki ben dedi şeye bile gireceğim şimdi de butik kontinü fabrikası yapmaya da gireceğim falan dedi. Ha bugün Polat öbürkü neydi o falan dünyada sarılı sıralara girmeye evet. başladı. Şimdi Ersan Meylen'le öyle bir tanıştık. Bu sene hasada başladık. İşçi arkadaşlar dedi ki ya patron sende stil var da bu şeylerden de alsana dedi. Hani böyle oynuyor ya dedi parmaklarını göstererekten. Çok iş yapıyor dedi. Bir de erken hasata başlayınca zeytin biraz zor düşüyor. Evet. Ben Ersan'ı aradım bir tane alalım dedim. Aldık. Tabii ilk makinenin yeni makinenin hevesinden ben de izliyorum böyle. Bakıyorum ki abi stil az düşüyor. Bizim makine patır patır zeytini yere döküyor. Allah Allah. Bizim günde işçiler bir kasa yapıyorken iki kasaya çıktı. Var bunda bir hikmet var. Hikmet var dedik. Hemen Ersan'ı bir daha aradım dedim ki bir makinede. Şimdi az önce konuşurken dedim ki seneye Allah nasip eder zeytin olursa 5-6 tane makine ve bayanlara kullandırmak. Bir de neden en fazlası? Mesela bu makineyle aynı sırık şeyini yapıyorsunuz. Sırığa ihtiyaç kalmıyor. Ağacın üstüne bir taneye kadar düşebiliyorsunuz. Zaten çekimde göstermiştir arkadaşlar. Evet. Yaprak da yok. Evet, aynen öyle. Ama sırıkta nasıl oluyor? Hep bütün yaprak aşağıyını. Abi filizin kökünü indiriyoruz. Gelecek senenin filizin eşine. Ondan sonra diyoruz ki seneye zeytin olmaz abi. Onu. Var yılı yok yılı çıkıyor ondan sonra. Şimdi bunu gördük bu sene. Tabii hepsi maddi imkansız da. Gönül istiyor şimdi al 3 tane 4 tane birden bayanlara ver. Sırığı kökten kaydır sırıklara şurada ateşte yak. Ondan üstüne. Ha üstünde kalacaktır 2 tane 3 tane 5 tane. Bırak o da kuşun nasibi dersin. Tamam mı? Sizin dediğiniz gibi zaten işçi maliyetleri çıkmış hat safhaya. İşçi öncesi gibi çalışmıyor. İşte nedenlerden dolayı, bazı nedenlerden dolayı. Onun için makineleşme ve Türk balı. Türk balı. Bizim çocukluğumuzda yerli malı haftaları olurdu. Tabii canım bizde. Biz o zaman ne yapardık? İşte evde annemiz nohut kavurdu, badem yapardı. Benim nerede yerli mal haftası var. Ben diyorum ki şu Avrupa özencini bırakalım. Yerli makinelere az çalışsın, çok çalışsın. Ama benim makinem çalışsın diye söylemeye çalışıyorum arkadaşlara. Teşekkür Ercan ediyorum. Ersan Bey'e teşekkür ediyorum. Başkanım teşekkür ederim. Mikrofonu bir Ersan Bey'e uzatalım. Ersan Bey yayına hoş geldin. Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii çok güzel bir hava. Cennet gibi bir yerdeyiz. İnsan böyle dinleniyor işin hakikati. Biz de geçen bu programdan önceki haftalarda yoğun bir Güneydoğu ziyaretimiz oldu. Bize de iyi geldi işin hakikati burası. Şimdi biraz başkanımla zeytinyağı ve zeytin sektörünü konuştuk. Biraz da makineyi konuşalım. Şimdi birçok bölgede çok farklı çekimler yaptık farklı firmalarla.
Şimdi özellikle bu makinelere karşı bilen, bu işi kullanan çok çiftçimiz var. Ama hala bir ön yargı var. Bu ön yargı da şu, ya bunlar dala zarar verir mi? Ki biz arkadaşlar detaylar gösterdi, başkanım da söyledi. Yaprak falan dökmüyor ama istersen şöyle yapalım. Bir köprünün makineli senden dinleyelim. Onun haricinde de bu makinelerin çalışma sistemleri neler? Senden alalım. Buyur. Köprü makine 1970'ler sırasında Seyit Ali Köprü tarafından Karabağ'da kuruldu. Bizim esas iştigal konumuz ağır sanayi makineleri. Firmamız Almanya, Hollanda, Polonya ve Rusya'ya bu ağır sanayi makinelerinin ihracatını yapıyor. Bunun yanında soğuk yağ presleri yapıyoruz. Butik biyozel tesisleri yapıyoruz. İşte bizim bu Zeytin Hasar Makinesi girişimiz, İtalyanlara kızdık, ondan girdik. Reklamlarda söyledim ya, biz İtalyanlara kızdık. Zeytin Hasar Makinesi'ne girdik. İtalyanlar şu anda bize kızıyor. Niye girdiler diye. Evet. Nasıl girdik bu Zeytin Hasar Makinesi'ne, onu anlatayım. Biraz mikrofonu yakın tut abi. İtalya'dan 20 tane makine aldık, getirdik. Bir spiritörünü aldık. Deneyelim bakalım dedik. Yani makine nasıldır? Randımanları nasıl? Sağlamlığı nasıl? Gerçekten sağlam mı değil mi? 20 tane makine pert oldu. 20 tane makine pert oldu. Mekanik ve elektronik arızaları vardı makinelerin. Yani çiftçimiz bazen de işte yabancı mal iyidir, İtalyan malı iyidir. Alakası yok. Hele şu dönemde bir parçası getirtme şansın yok. Her taraf kapalı. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Biz dedik, aldık önümüze 4-5 tane makine. Dedik bunu biz yapar mıyız? Yaparız. Zaten altyapımız var. Sanayicisiniz olarak. Sanayicisiniz nihayetinde. İşte hepsinin artlarını aldık. Eksilerini çıkarttık. Çiftçilerime sorduk. Hangisi daha randıman, hangisi daha iyi? Bir makine ortaya çıkarttık. Yaklaşık 6 sene çıkarttık ilk makinemizi. Ondaki kusurları gördük. En son modelimize geçtik. SAK 934 Plus olarak. Yaklaşık 4 seneden beri de bu makine sürüyoruz piyasaya. İşte Tayfur Bey gibi binlerce müşterimiz var böyle memnun. Biz de tabii bundan gurur duyuyoruz. Makinamızdan memnun kalınca çiftçilerimiz. Bundan gurur duyuyoruz. Bizim makinamız yağlık zeytine uygun. Daldan sallamalılar olanlar, işte benzinle çalışanlar. Onlar sofralık zeytine uygun makineler. Yaklaşık olarak 8 kilo ile bir uçtan arası zeytin toplar. Bir günde. Bir günde makinelerimiz. İşte bu sırıkla toplayan. Diyoruz ya eski sırıkçılar. Beş tane sırıkçının yaptığı iş yapar. Bir makine yaklaşık olarak 10-15 gün arası parasını çıkartır. Peki biraz çalışma sisteminden bahsederken özellikle bu bu dallara zarar ve filizlere kırma olayı sırıkta çok fazla var. Yani az önce de başkanımızla konuştuk. Şimdi zeytinde şöyle bir şey var. Bir sene var. Ya sen her tarafını, kafasını, gözünü kırıyorsun, ondan sonra diyorsun ki vermiyor. Bu makineler bu dallara ve filizlere zarar vermiyor diye biliyorum. İstersen biraz da bunu açalım. Şimdi eski hasat yönteminde, sırıkla hasat yönteminde biz ağacı, işte bize meyve verdi diye döve döve meyvesini döktürüyorduk. Niye sen bize meyve verdin? Niye sen bize meyve verdin diye döve döve. Zaman zaman sırığın ucundan değil, tersini çevirip kanın tarafından vurur. Tabii ki, tabii ki. Bilek kanı şeyler kırılır yani. Dallar, sürgünler. Her şey kırılırdı. Şimdi biz makineyle okşuyor, seve seve meyvesini döküyoruz ağacın. Makinemiz Ege Üniversitesi test onay raporlu. Dal ve yaprak sürgün oranı yaklaşık %5'tir. Dökme oranı. Ege Üniversitesi'nden test onay raporu aldık bunun hakkında. Bu da hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil yani. Peki biraz da tabii az önce başkanım da bahsetti. Şimdi genelde bütün tarımsal makinelerde şöyle problem var. Yurt dışından gelenlerde. Makine çok iyi ama hasat sezonu diyelim ki başlıyor. Bir arıza yaptı. Yedek parçası lazım. İşte zaten şu anda pandemi her taraf karışık. Adam kalıyor ortada, hasadın ortasında. Yedek parça ve servis olayınız nasıl sizin köprülü makine olarak? Yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim. İşte Ezine'den Antep'e kadar bayimizde servis ağımız var. Türkiye genelinde. Olmayan yerlerde biz kendi merkez servisimizde kargoyla anlaşmalı kargolarımız var. Müşteri herhangi bir sıkıntı yaşadı mı? Kargoya veriyor makinesini. Aynı gün tamir olur makinesi, geri gönderilir. O şekilde müşteri mağdur olmaz. Biz müşteri zaten malı satarken diyoruz ki garantimiz 2 sene ama parça bulma garantin ömür boyu. Biz olduğumuz sürece sen bizden parça bulacaksın. Şu an Türkiye zeytin hasat makinesi çöplüğü oldu. Nasıl çöplüğü oldu?
belki 50 tane marka var. İşte ithalatçı getirmiş, sonra ithalatı kesmiş. Yedek parça sorunu var. Herkes atıl. Yani çiftçinin elinde 5-6 tane makine var. 3 tanesi yedek parçadan dolu duruyor. Çöp. Kullanamıyor. Çöp olmuş artık onlar. Şu an tabii piyasada çok farklı markalar var. Yerli marka olarak da çıkan markalar var. Tabii biz de bu işe ilk girenlerden olduğumuz için taklit edilmeyi seviyoruz. Her kırmızı olarak, şey değildi. Öyle bir slogan evet, vardı. Neydi evet. O? Bizim makinemiz kırmızı. Çıktığından beri kırmızı. 6 seneden beri kırmızı. Tabii şimdi SAK 934 bir marka olduğu için bütün marka şeyler, imalatlar kırmızıya döndü. Ondan dolayı şimdi fuarlara denk geliyoruz. Müşteri geliyor, sıkıntı yaşıyor makinede. Anlatıyor, şöyle sorun var, ben yerli makine aldım diyor, böyle kırmızı aldım diyor, işte şöyle sıkıntı var, böyle sıkıntı var. Anlatmaya başlıyor. Abi diyorum, ne marka senin makine? X marka. Sağ tarafı, Y marka sol tarafı. Fuarda bir yan yanıyız zaten, imalatçı olarak. O şekilde. Evet, peki bu çubuk olayı da çok önemli. Oradaki tercihiniz ne sizin? Tarakta kullanılan çubuklar var ya. Bizim şimdi tarakta kullandığımız çubuklar özel bir çubuk değil. 5000 karbon fiber çubuk kullanıyoruz. Bu yaklaşık olarak %60-%70 makineler kullanan çubuk. Yani çubuk konusunda bize bağımlı değil çiftçi. Artık köylerin bakkallarına bile 5035 santim çubuk, karbon çubuk satılmaya başladı. Yani burada en önemli kısım makinede arıza yapacak şanzıman herhalde, değil mi? Evet. Yani sizin de orada zaten yedek parça ve servis garantiniz var. Problem yok. 2 sene bize full garanti var. Bazı markalar mesela işte motora garanti vermez, rulmana garanti vermez. Çiftçi sorar, ya bu makine neresi garantili? Bizde hiç sorgusuz sualsiz, rulman, şanzıman, ne var sıkıntı hemen hallolur. Peki teşekkür ederim. Başka diyeceğiniz bir şey var mı Ersan Bey? Başka diyeceğim bir şey, buradan tabii şu an devlet desteği var. Ha, onu soracaktım. Renkli sat makinelerinde %50 hibe destek var. Tabii ben bundan rahatsızım. Niye rahatsızım? Şöyle bir şey, babanın 2 tane çocuğu var. Biri telefon alıyor 10 bin liralık, öbürü telefonu 3 bin liralık. Baba diyor ki, ben sana 1500 lira vereceğim diyor yarısını, sana diyor 5 bin lira vereceğim diyor. Adil bir yaklaşım olmuyor tabii ki. Bir baba olarak babanın ne yapması lazım? Ya hepsine 3'er bin lira vermesi lazım, ya da ikisine 10'ar bin lira vermesi, değil mi? Evet. Tabii bizim şimdi zeytin satma geliyor 3500 lira. Ya 4 bin lirası değişiyor. Evet. Ödeme şekline göre fiyat. İtalyan malları 7000-8000 lirası. Fransız malı 10 bin küsür. Devlet diyor ki, ben diyor Fransız malına diyor 5 bin lira vereceğim diyor. İşte İtalyan'ın malına 4 bin lira vereceğim diyor. Sana Türk'ün malına diyor 1500-1750 lira para vereceğim diyor. Biz devlet baba olarak biliyoruz ama devlet burada babalığını yapmıyor bize. Yani yerli markaları burada kayırması lazım. Evet. Sen çıkması lazım. Veyahut da bir alt limit belirleyecek. Veyahut da bir işte oran 5 belirleyecek. Bin lirayla oran olabilir. %20, %30 arası, %75, 5 bin yukarısı %50. Ya öyle bir oran veyahut da alt limit belirleyecek işte. Herkese zeytin satma gelsin. Kaç para işte kardeşim? 3 bin lira, 4 bin lira ben sana destek vereceğim. Sen 10 bin liralık makine alabilirsin. Ben sana 3 bin lira vereceğim. 4 bin liralık makine alabilirsin. Ben size 3 bin lira destek vereceğim gibi yaklaşması lazım. Ersan Bey'in dediği gibi şimdi 10 bin liralık makineye de 3 bin lira vereceksin, 4 bin liralık da. Ben o zaman gene yerli malını seçeceğim ve Türkiye'de kalacak o para. Tabii. Türk sanayicisine kalacak. Bu sefer de o sanayici kaliteyi daha bir tık daha yukarı çıkaracak. Bir tık daha yukarı çıkaracak. Daha güzel makine yapayım, daha kaliteli makine yapayım diye. Bu sefer şeyle, yurt dışıyla yarış haline girecek. O zaman kime olacak bu? Bize olacak, Türk milletine olacak. Bu sefer gelecek, düne kadar bizim aldığımız yerler bizden gelip bu makineyi alacak. Ya ben öyle diyorum. Evet. Evet Ersan Bey, başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bu kadar, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir misafirimizi uzatalım. Siz de hoş geldiniz. Sizi merhaba, bir tanıyalım. Merhaba, hoş bulduk. Çanakkale Ezine Fener Tarım Makineleri. SAK 934 Ezine bayisiyiz. Ben Melih Fenerli. Hem bayilik ve servis hizmeti de vermekteyiz bölgemizde. Yani bizim anlatacaklarımız önemli olan bir makineyi almaktan ziyade bir de servislik kısmı. Yani bu tabii ki çalışan makineler, arıza olayı olacak vesaire. Bunlar da bir an önce biraz zeytine sattığı süre çok kısa olduğu için yani bir arıza olduğunda mesela akşam geldiğinde sabah adam işine devam edecek olduğu için arızayı en kısa sürede giderip
sabaha kadar müşterinin tekrar makineyi, tarlasını kullanması gerekiyor. Yani bizim anlayışımız bu yönde daha doğrusu. Burada da yerli ürünlerde biraz daha rahatız. Nasıl rahatız? Yabancı, ithal sattığımız ürünlerde herhangi bir arıza olduğunda ithalatçı firmayla prosedür, yazışmalar, onlar bunlar, oradan onay gelecek, ona göre bir şey yapabiliriz derken süreç uzuyor. Yani 3-4 günü buluyor. Ama yerli üretim makinelerde biraz 3 yıldır Ersan Bey ile zaten çalışıyoruz. Az önce kendisinin dediği gibi de yani makinelerin de full garanti. Ya biz gecede bir sıkıntı olsa Ersan Bey ile direkt görüşüyoruz zaten. Birebir de değişim olacaksa her neyse yedek parça zaten hiçbir sıkıntı yok. Bunları bu şekilde tedarik ediyoruz vatandaşımıza. Artı 3 yıldır da hiçbir sıkıntı yaşamadık desek yeri var yani makinelerinde. Memnunuz yani. Özellikle yerli olması bizi de sevindiriyor. Yani en azından para ülkemizde kalıyor. Yerli üreticiler destekleniyor. Daha doğrusu desteklenmesi gerekiyor. Az önce Ersan Bey'in dediği gibi bu kırsal kalkınmalarda ya da buna hariç Coscape gibi durumlarda yerli üreticilerin biraz daha desteklenip ülkemizde yerli imalatın biraz daha ön plana çıkarılmasını düşünüyorum yani kendi evet. adıma. Peki özellikle başkanım da söyledi, zeytin hasat makinesine belirli bölgeler daha yeni geçiyorlar hala. Evet. Siz de bayisiniz sonuçta, direkt çiftçide birebir muhatap oluyorsunuz. Bakış açısı nasıl? İnsanlar artık bu makinelere inanmaya başladılar mı? Aşağı yukarı son 5 senedir insanlar tabii ki bu makinelere inanmaya başladı. Bir de şöyle bir durum var tabii, şimdi iş yerine geliyor vatandaş makineye bakıyor ama orada tabii ne kadar çalışırsak da hani olmuyor. İş biz deriz, bizim kendi tabirimiz iş sahada oynamaktır deriz. Biz de bu işi o şekilde yapıyoruz. İşte teknik servis ekiplerimizle beraber diyelim ki işte başkanın makine alacak. Geliyor, kararsız kalıyor. Geliyoruz bahçesinde birebir de makineleri demo yapıyoruz yani. Vatandaşın kendisini kullandırıyoruz. Bu işi bu şekilde yapıyoruz yani. Yani insanlar gördüğü zaman bu şekilde tabii oluyor. Tabii ki muhakkak yani, çünkü az önce Ersan Bey'in dediği gibi biraz akülü makinede bildiğiniz bir mezarlığa döndü yani Türkiye. Herkes biraz parası olan yurt dışından makine getiriyor vesaire. Vatandaş tabii çoğu makineyi bilmiyor. İşte bilmeden de alıyor. Bir arzu olduğunda bu sefer yedek parçasında sıkıntı yaşıyor. Servislik hizmeti bulamıyor. Yani biz ne yapıyoruz? Daha çok işte yerli üretimde mesela Ersan Bey uzun süredir takip ediyoruz, daha doğrusu ilk çıktığı günden beri biz sürekli hani sosyal medyadan da kendisini takip ediyorduk, yaptığı çalışmalarını falan. 3-4 yıl önce de bir tanıştık, bir sıkıntımız yok. Onun makinelerini çok rahatlıkla, gönül rahatlıkla müşterilere tavsiye ediyoruz. Yani diyoruz ki yerli al, bak sak 934'ü satıyoruz. Adamın tabii bilmiyorsa bahçesine getiriyoruz, deniyoruz. Allah'a çok şükür şimdiye kadar da denediğimiz bir makineyi de geri alıp da çıkmadık. Yani gerçekten güzel bir makine. Nerede, hangi bahçede denediysek kullananlar da memnun. En güzel yanı bayanlar da kullanabiliyor bu makineleri. Hafif ve ergonomik tasarımları olduğu için bayan işçiler de kullanabiliyor. Peki Mehmet Bey, size teşekkür ediyoruz. Ersan, ben teşekkür ederim. İlave ne olacak herhalde, alalım. Şimdi çiftçi makine alırken tabii yerli makine çok artık piyasada. Ama yerli gönüllü çim malı mallar da var, toplama mallar da var. Yani şu an piyasa bayağı bir karışık. Ben bütün çiftçilere diyorum ki bir mal alırken markasına X marka. Gir internetten bak. Bu X markanın sen imalcısını görebiliyorsan internette, adresi varsa, telefonu varsa al. Ama adresi veya telefonu yoksa o kara borsa bir maldır. Merdiven altına imal edilmiştir. Yani makine arıza yaptığı zaman, sorun yaşadığın zaman muhatap olacak bir insan bulamazsın. Peki teşekkür ediyorum. Başkanım size teşekkür ediyorum. Ersan Bey teşekkürler. Yine bayimize teşekkür ediyoruz. Tabii değerli dostlar, bu programda özellikle biz zeytin hasat makinelerini sağladığı faydaları ekrana getirdik ama onun yanında da zeytin ve zeytinyağı sektörünü konuştuk. Yaklaşık 3 yıldır birçok platformda benim bahsettiğim Türkiye'ye Afrin'den giren zeytinyağını buradaki üreticileri perişan etme noktasında. Bunu belki de medyada ilk ekrana getiren bizdik. Tepki de gördük ama ben geçen seneki Tarım Kredi'de bazı arkadaşlarla görüştüğüm zaman bunun yapılmayacağını söylediler bu sene için. Ama bu sene de maalesef yine aynı şeyi yaptılar. Şimdi buradaki uygulama şu, bilmeyenler için anlatayım. Devletimiz, biliyorsunuz Afrin artık bizim toprağımız gibi bir algı var. Tabii o hukuki boyutunu bilemem. Yani sonuçta ona ben çok yorum yapmaya hakkım olmaz. Buradan getirdiği zeytin yağları ihraç kaydıyla zeytinyağı alıyor oradan.
Bu ihraç kaydı ne demek? Yani siz bu zeytinyağı alırsınız, yurt dışına satarsınız. İhraç kaydı bu. Ama bunu da tarım kredi kooperatifi eliyle yapıyor. Yani devlet kendi eliyle yapıyor. Şimdi özellikle 2-3 sene önce bu yapıldı. Biz işte yayınlar falan filan denildi ki bu yapılmayacak. Ama şu anda da yine aynı şekilde olay devam ediyor. Alıyoruz oradan yağları, getiriyoruz. Burada üreticinin kafasında bir sopa gibi. Bak sen yağını bundan vermezsen ben bu yağı senin... Bu yağlar da Afrin yağı diye satılmıyor. İşte atıyorum Mut yağı diye satılıyor. Gemlik yağı diye satılıyor. Mudanya yağı. Neyse yani Türkiye'de üretilen yağlar diye satılıyor. Çünkü insanlar tadarak bunun Afrin'den mi geldi, nereden geldi bilmiyorlar. Bunun bilme şansı yok. Bunun acilen çözülmesi lazım. Birçok üreticimiz bundan ciddi müzdarip, birçok insan bundan gerçekten zarar gördü. Ya bunu devlet de biliyor. Çözecek olan da devlet. Bunda çok yapacak bir şey yok. Zeytin hasat makinesiyle ilgili gittiğimiz birçok yerde bize sorulan birçok soru var. Bunda ben Ersen Bey'e sordum. Özellikle ya bu zarar verir mi? Zarar vermiyor. Yani sizin o eski yöntemle sopayla yaptığınızdan ki üniversite raporları var. %5 civarı bir yaprak dökme olayı var. Bir de en büyük artısı şu. Gelecek seneki sizin filizlerinizi kırmıyor. Yani 5-6 kişinin bir günde yaptığı işi yapıyor. Hem işinizi kolaylaştırıyor. Hem de daha iyi bir hasat yapıyor. Bizim amacımız da bu yenilikleri sizlere aktarmak. Bugünkü yayının da sonuna geldik. Teşekkür ediyorum bütün dostlara. Geyikli'den hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.